hazırladığı 10 Kasım Atatürk'ü anma programında Değirmenlere Musiki Derneği'nin derlediği atamızın sevdiği türkülerden oluşan konserimize hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümünde atamızı, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşımız. Siyasi partilerimizin temsilcileri, muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, basın çalışanlar ve çok kıymetli konuklarımız. Gölcük Kaymakamlığı'nca düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Değirmenlere Musiki Derneği'nin hazırladığı Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan konserimize hoş geldiniz. Programda Değirmenlere Musiki Derneği'ne de görev vererek bizi onurlandıran Kaymakamımız Sayın Cengiz Karabulut'a, desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer'e çok teşekkür ediyoruz. Değirmenlere Musiki Derneği bizim öz kültürümüz olan türkülerimizi sevdirmeye, yaşatmaya, türkü dostlarımızla beraber TRT normunda icra etmeye çalışmaktadır. Atatürk birçok sanat dalıyla ilgilendiği gibi müzikle de ilgilenmiş, bazı eserlerin notaya dökülmesine katkı sağlamış, halk oyunlarına katılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşayabilmesi için savaştan savaşa koşmuş, yenilmemiş bir komutandır. Dünyaya örnek devlet adamıdır. Bizim ilk öğretmenimizdir. Fikirleriyle de yolumuza ışık tutan Atatürk, bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zafer elde ederse etsin, o zaferin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür. Diğer atamız eğitimi ve ilmi hayatımıza rehber yapmamızı istemiştir. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit gazilerimizi saygı minnetle anıyor, yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında saygı, özlem, rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Huzurlarınıza Değirmenlere Musiki Korosu'nun saz heyetini davet ediyorum. Bağlamada Recep Vehbi Bayram. Bağlamada Yunus Emre Temur. Bağlamada Celal Efe.
Ritim sazda Aydoğan Çaylı. Ritim sazda Aytaç Çamur. Ney ve kavalda Nazmi Aslan. Gitarda Kadir Efe. Huzurlarınızda Değirmenleri Musiki Derneği Korosu. Konserimizin ilk türküsü Yemen türküsü. Muş yöresine ait, kaynak kişi Muzaffer Sarı Sözen. Ardından ikinci türkümüz Muğla yöresinden, kaynak kişi Rüştü Gür Çökertme. Şefimiz Emrullah Erçelik 1957 Afyon Dinar doğumludur. Orta öğrenimini Burdur'da tamamlamıştır. Şefimiz uzun yıllar Değirmenlere'de Türk Halk Müziği Korosu'nda bağlama sanatçılığı icra etmiştir. 11 yıl Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama eğitmenliği ve okullarda çocuk koroları eğiterek çalıştırmıştır. İhsani İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı'nda 7 yıl bağlama eğitmenliği, Gölcük Belediyesi Konservatuvarı'nda 15 yılı aşkın bir süredir Türk Halk Müziği Koro Şefliği, Değirmenleri Musiki Derneği'nin kuruluşundan itibaren saz eğitmenliği ve koro şefliği yapmaktadır. Şefimiz Emrullah Erçelik 2005 yılında Tersane Komutanlığı'ndan emekli olmuştur. Gölcük Değirmenleri'de ikamet etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Konseri yönetmek üzere şefimiz Emrullah Erçelik'i sahneye davet ediyorum. Thank you.
vefatı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada hüzün ile karşılandı. 10 Kasım 1938'de pek çok ülkede bayraklar yarıya indi. İşte o gün dış basında yazılan övgü ve hüzün dolu başlıklardan sadece birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesini durmaksızın yükseltmiştir. Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür. Sıradaki türkümüz Rumeli yöresine ait kaynak kişi Tamburacı Osman Pehlivan. Sarı Zeynep. Seslendirecek olan solistimiz Nusret Saylaç. Thank you.
Sıradaki türkümüz İstanbul yöresine ait, kaynak kişi Muzaffer Sarısözen. Mendilimin yeşili, seslendirecek olan solistimiz Kadriye Kutlu. Seslendirecek.
Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Ulu Önder Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü. Atamızı aynı 83 yıl önceki sevgiyle, özlemle, hasretle anıyoruz. Bakın, devletler tarihine 83 yıl gibi bir süre hiçbir devlet adamı bu kadar uzun bir süre övgüyle, sevgiyle, hasretle anılmamıştır. Ulu Önder Atatürk işgal altındaki yurdumuzu büyük fedakarlıklarla Türk milletini layık olduğu yere getirebilme güdüsüyle inanılmazı başarmıştır. Sadece bir askeri personel olarak, askeri bir deha olarak Ulu Önderimizi görmeyelim. Bakın, ekonomiden sanata, bilime, her yönüyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirmek için çaba sarf etmiştir. Biraz önce arkadaşımız ifade etti. Sanata ve sanatçıya oldukça önem veren bir şahsiyetti. Nitekim kendisi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur ifadesini kullanmıştır. Bu ne kadar öngörüsünün yüksek, sanata, bilime ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergesiydi. Yine kadınlarımıza seçme seçilme hakkından tutun, her türlü meslekte birinci derecede aktif olarak rol alması konusunda inanılmaz teşvik edici çalışmalar yapmıştır. İlk kadın pilotumuz, biliyorsunuz, Ulu Önderimizin teşvikiyle bu alanda hizmetler etmiştir. Bunun gibi birçok örnekleri var. Burada anlatmaya kalksak belki dakikalar, saatler yetmez. Bizim bu anma yıl dönümlerinde yapmamız gereken çocuklarımıza, gençlerimize Ulu Önderimizi en iyi şekilde anlatabilmek, onun ilke, prensip, devlete bakış anlayışını genç nesillere aktarabilmek ve kendisinin bize hedef olarak sunduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve onun bir ötesine geçmek için çok çalışmak olgusunu hayata geçirmekten geçiyor. Ben bu vesileyle anma komitemizdeki toplantımız esnasında Musiki Derneğimize, Değirmendere Musiki Derneğimizi de anma yetkinliklerimizin bir parçası olarak görmek istediğimi ifade ettiğimizde kendilerini de toplantımıza davet etmiştik. Sağ olsunlar, onlar da kırmadılar. Toplantımıza iştirak ettiler. Bu hafta içerisinde yaptığımız anma etkinliklerinin bir parçası oldular. Bu akşam bizlere bu güzel anları yaşattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar. Sıradaki türkümüz Denizli yöresine ait, kaynak kişi Özay Gönlüm. Sobalarında kuru da meşe yanıyor efem. Seslendirecek olan solistimiz Fevzi Çavrar. Thank you.
Sıradaki türkümüz Selanik yöresinden. Bülbülüm altın kafeste, kaynak kişi Ali Şevket Öndeser, derleyen Muzaffer Sarı Sözen, hatta Sarı Sözen derlemeyi Atatürk ile yaptığı da rivayet ediliyor. Solistimiz Yunus Emre Temur. Thank you.
Akbin yöresine ait kaynak kişi Muzaffer Sarı Sözen, Atabarı seslendirecek olan solistimiz Sevim Yazıcı. Thank you.
Evet. Çok teşekkür ederim. Haklarınızı sağlıyorum. Bizi bugüne layık gördüğünüz için herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgilerimizin yerliğini hazırladığı atamızın sevdiği türkülerden oluşan konserimiz son bulmuştur. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.